Yani arkadaşlar, bugün küçük yıldayız. Evin alt sokağında Karadeniz arkadaşlar bir yer açmış. Hem kahvaltı, hem yemek, içeride kuyumak, kurulama falan yapıyorlar. Bir bakalım, bir kontrol edelim. Nasılmış? Çekolik. Mustafa arkadaşlar. Arkadaşlar bu muğlama. Bunun kavgası çok var. Kuyumak bu muğlama mı diye. Ama esas orijinal ismi muğlama. Değil mi Mustafa? Evet, kuyumak biraz daha farklı oluyor. Kuyumak kaymaktan oluyor abi. Biz eski ekşimikten yapıyoruz onu. Eski süt ekşiminin çok eskimişinden. Sulu peynirin daha eski. O daha bir başka bir stil. Oflu işi oluyor. Bayburt of. Çaykara farklı yapıyor yani, biraz. Kaymağı pişirirler bunlar. O kaymaktan, şeyden oluyor. Usta bundan bana bir tane yapar mısın? Hemen yaparım. Şimdi bir deneyeyim bakayım nasılmış muğlama. Burada börekler falan da var ama tabii ki muğlamayı gördük mü muğlama yeriz. Muğlamamız yapılma başlıyor. Bakır tavada. Güzelliği de burada zaten. Bakır ve çıkartış oluyor abi. İki tane çay yapar mısın? İki tane çay yap. Tereyağın güzel. Ne yapayım ben? Arkadaşlar ben bunu yapıp çekecektim. Hiç çekmeme gerek yok. Usta yapacak. Evet, arkadaşlar bunu yaparken tereyağını erittikten sonra mısır ununu kavuruyorsun. Kuymaktan farklı bu. Kuymak kavrulmuyor mısır unu. Buradan mısır unu kavruluyor. Evet. Rizelilerin formülü. Abi. Teşekkür ederim. Abi oradan sana kaşık abi istiyorum. Savaş abiye bir tost daha yapacağız. Tabii. Onu yeteri kadar kavrulduktan sonra bir miktar su konuyor. Çok değil ama. Gördüğünüz gibi miktar bu tavaya bu kadar. Un, su ve yağı iyice yediriyoruz arkadaşlar. Bunun formülü herkesin yaptığı gibi ama ustanın el lezzeti burada en önemli şey. Pozitif elektrik denen şey. Siz istediğiniz kadar tarif alın. Sevgi katacaksın. Sevgi evet, sevgi katacağım ama pozitif elektrik katacaksın. Evet. Peynirlerimizi attık. Bu peynir arkadaşlar ne kadar eski olursa o kadar iyi olur. Bu peynirin özelliği eski olması. Küflenme dönük bile olabilir ama burada o küflenme dönük peyniri kimse yemez. Onun için ustamız böyle peynir kullanıyordu maalesef. Evet, değil mi usta? Tabii. Orijinal Karadeniz'de bayağı küflü kullanılır peyniri. Özellikle küflü peynirini tercih etsin arkadaşlar. Hem de şey, antibiyotik. Antibiyotik. 44 lira bedel. Evet. Şimdi bu güzelce eriyecek. Birazcık da dibini tutacak. Dibini tutturdum. Ooo, dibi tutmadan olmaz. Kuyumak dibini tutacak. Zaten karıştırın bir güzel, biraz daha karıştırın o. Bir homojen olsun, beyaz da sarı renk olmasın, tek renk. Tamam. Orijinal tek renk olacak. Oo, biraz zahmetli oluyor ama. Of, 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 of. Yani böyle helva imalatı gibi oldu ha usta. Vallahi helva gibi oldu. Heh. İşte bu muhlamanın da özelliği bu. Arkadaşlar, muğlamanın özelliği bu. Kuymak farklı bir şey, onda böyle bir şey yok. Böyle ciddiyete gidiyor abi, sen böyle sıkıyorsun gidiyor yani. Evet, evet. İyi peynir oldu mu? Oh. Bakın burada şu rengi aldıktan sonra şimdi bundan sonra yağ üste çıkacak. İyice karıştıktan sonra yağ üste çıktı mı? Tam olmuş demektir. Şimdi hafiften kısık ateşte bekleyecek, yağ üstüne çıkacak. Muğlamamız geldi, hemen bir kontrol yapalım.
gördüğünüz gibi. İyi peynir bu hale geliyor. Bana afiyet olsun şimdi. Bunun sahibi Ali abi. Vallahi çalışmadan durmuyor adam. Sağ ol, Allah razı olsun. Amca arı gibi vallahi. Gençler var ama işi bırakmıyor ya gençlere. Burada Karadeniz yöresine ait peynirler var. Kavurma var. Tereyağı var. Anzar balı var, anzar balı. Anzar balı var. Anzar balı var mı Ali abi? Var ha. Anzar balı yani. Kamar balı var, kestane balı var. Kestane balını buluyoruz da anzar balını bulamıyoruz. Bursa'da kumar balık ki anzer balığından daha kaliteli. Hem de var ya. Abi iyi peynir varmış burada. Ben bilseydim bundan yaptırırdım ya. Tulum. Tamam tulum. Bu Konya tulum. Güzel bir tulum. Bu Sinop'un altılar tulumu. Hangisi daha eski Ali abi? Eski olarak, tad olarak eski. Abi eski olarak değil de yani normal yani biri yağlı biri yağsız ama bu da makbul oluyor yani. Makbul. Yağlı olan benim kuymak yapmak için bana iyi gelir. Yağlı olan. Şu. Bu. Tabii bundan daha iyi olur. Evet, az da eskidi miydi? Aynen. Güzel. Arkadaşlarım bak herhalde Rize'den geliyor abi bunun şeyler, tereyağlar falan. Rize, Trabzon. Trabzon geliyor. Bunlar da güzel. Abi de tabilir miyim? Çok az. Tabii. Şimdi ben bunu not veririm. Çok iyi. Değil mi? O çok iyi. Evet. İki ya bile var burada. İki ya değil o ya. İki ya ben de. Bu şey peynir. Ha, iki ya gibi duruyor ama peynir, şey amca. İki ya gibi duruyor. Acaba dedim lahana mı yapıyor? Bu çok güzel bir peynir yani. Bu değişik peynir değil mi? Evet. Konak peynir mi? Orma peynir, orma. Şey orma. Yani böyle sarı boruyorlar. Ayranın içinde yoğurtun şeyini yapıyorlar. Ha, yoğurtla yapıyorsa çok iyi olur ama. Biz de yoğurttan ekşimik yaparız, çok iyi oluyor. Evet, tamam. Ali abi kavurmalarında çok güzel gözüküyor. Kavurma güzel, evet. Kavurma Rize, kavurma Sözcük. O Rize kavurması meşhur. Evet. Küçük yalı gibi bir yerde abi, ben şaşırdım böyle bir şey olmasını ya. Katkı yok, yani katkı demeyin, sakat et yok yani en azından. Sinir yok. Abi belli zaten ya, şuna bak. Şuna bakayım. Şu, bir dakika bana değil mi? Şuna bak. Abi çok iyi bu ya. Kalmayalım. Ya bir de var ya erimeyen yağ da yok ha. Direkt et. Hep et. Aynen. Abi çok güzel hakikaten. Bunun kaç tane veriyorsun Ali abi? 110 lira abi. Normal abi. Bu et. Bu kavurma eder. 110 lira markette kavurmalarda iki yağ yiyorsun. Bu komple 110 lira, 110 lira kavurma bulamazsın şu anda yani. Yok. Ya hani marketlerde var ya onlarda hep iç yağ. Yarısı eriyor zaten. Aynen abi. Onlar hep şey abi ya. Mükemmel mükemmel. Ali abi valla bir oflu olarak seni takdir ettim. Bütün takipçilerime bunu söyleyeceğim. Adres de vereceğim şimdi inşallah. İnşallah abi çok güzel. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi ben size burayı tarif edeyim. Altıntepe Küçükyalı. Kızılay Hastanesi'nin olduğu sokakta. Sokağın sonunda. Sol tarafta görebilirsiniz.